İşi Bal Arası. Arı kolonilerinde her arı çok meşguldür. Erkek arılar dışında. Erkek arılar ne kovanın temizliğine, ne besin toplamaya, ne de petek veya bal yapımına bir katkıda bulunurlar. Erkek arıların kovan içindeki tek fonksiyonları, kraliçe arıyı döllemektir. Çünkü diğer arıların özelliklerinin neredeyse hiçbirine sahip değildirler. İşçi arılarsa tam tersine koloninin tüm yükünü taşırlar. Kovanı temizler, arı yavrularına bakar, diğer arıları beslerler. Ayrıca çiçekleri gezerek bal özü toplar ve kovanda depolarlar. Onlar da kraliçe arı gibi dişidirler. Ancak bir farkla. Onların yumurtalıkları gelişmemiştir. Yani kısırdırlar. Kur'an'daki Nahl yani Bal Arısı suresinde ise bu canlıların özellikleri şöyle bildirilir. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uç. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Bu ayette sadece Arapça dil bilgisiyle anlaşılan önemli bir sır vardır. Arapçada fiil kullanımlarından öznenin erkek ya da dişi olduğu anlaşılabilir. Bu ayetlerde ise arı için kullanılan fiiller hep dişi özneyi göstermektedir. Yani Kur'an'da kovandaki işleri yapanların dişi arılar olduğuna işaret edilmektedir. Unutulmamalıdır ki böceklerde cinsiyet ancak modern bilimin imkanları ile yapılan gözlemlerle anlaşılmıştır. Çalışan arıların sadece dişler olduğu da ancak çağımızda bulunmuş bir gerçektir. Ama Allah ayetlerde bu gerçeğe dikkat çekerek Kur'an'ın bir mucizesini daha bize göstermektedir.